Son günlerde Güneydoğu'da yaşanan kavurucu sıcaklar vatandaşları bunaltıyor. Etkisini artıran sıcaklıklar Diyarbakır'da 40, Batman'da 41, Şırnak'ın Cizre, Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde 42 dereceyi aştı. Tabi bu rakamlar meteorolojiye ait resmi rakamlar. Güneydoğu'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Müdürlüğü'ne göre yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar Temmuz'un sonuna doğru 4-5 derece yükseldi. 20 Temmuz'da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar Cizre'de 49.1, Nusaybin'de 47, Viranşehir'de 46.7 derece olarak ölçüldü. Bölgede 31 Temmuz'a kadarsa en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Batman'da 40, Cizre'de 44-46 derece arasında olacağı öngörülüyor. Vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. Diyarbakır'da bazı vatandaşlar sıcaktan dolayı evde duramıyor. Günü tarihi surların gölgesinde zaman geçiriyor. Ya benim babam valla bu Diyarbakır'ın sıcaklığı, biz evde duramıyoruz. Biz devamlı evden yani bir yarım saat evde kalmıyoruz. Biz çıkıyoruz bedenin köşelerinden, bedenin diblerinden, ondan sonra ağaçların altından oturuyoruz. Bugün bu 10.'dir, 11.'dir ben bu şişelerle su içiyorum. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nizamettin Topraksa kavurucu sıcaklarla ilgili şu uyarılarda bulunuyor. Özellikle güneş çarpması ölümcüldür. Isı bitkinliği şöyle, sıcak bir ortamda uzun süre maruz kalırsanız ve vücudun bu kompansatuar mekanizmaları eğer yeteri kadar devreye girmezse veya bu mekanizmalar tükendiğinde insanlarda baş dönmesi, göz kararması, çarpıntı, ciddi terleme, çok fazla terleme, mesela kalp hastalıkları, ilaç kullanan insanlar, bütün bunlar eğer ciddi bir sıcaklığa maruz kalırlarsa bu sıcaklık ölümlerine dahi neden olabilir. Sıcaklardan bunalan çocuklarsa süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Mardin'de de sıcaktan bunalanlar gölgeliklerde veya çay bahçelerinde vakit geçiriyor. Sıcaktan en çok etkilenenlerin başındaysa tarlalarda güneşin altında çalışanlar geliyor. Mardin'in sıcakları zaten belli zaten. Kızıltepe ondan daha sıcak. Parklarda oturuyoruz serinlemek için. Kente gelen ziyaretçilerse tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor. Batman'da da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar kendilerini parklara atıyor. Sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği Batman'da vatandaşlar evlerinde ve iş yerlerinde klimayla serinlemeye çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi elimde zaten su şişesi var. Yani günde en az 2-3 litre su içiyorum. Ya da klimanın altında oluyoruz. Gerçekten bu sıcaklardan hiç memnun değiliz ama yapacak pek de bir şey yok maalesef. Maşallah havalar çok sıcak. Hani sıcak iklimde yaşıyoruz şu anda. Yani sıcak havada mümkün derece sıvı tüketiyoruz ve klimanın altındayız.